Türkiye'nin en önemli doğal gaz keşfi olan Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazın karaya çıkarılması için çalışmalar Filios Limanı ve doğal gaz işleme tesisinde gece gündüz devam ediyor. Çalışmaları incelemek için liman sahasına gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, an itibarıyla 16 inçlik doğalgazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı dedi. Bugün Filios ve denizde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere tekrar sahaya geldik. Şu anda önünde bulunduğumuz Oruç Reis gemisi biliyorsunuz uzun süredir Doğu Akdeniz'de çalışmalarını yapmıştı. Buradaki ihtiyaçlara binaen Oruç Reis sismik araştırma gemimizi Filios'a çektik. Donanım ve yazılımla alakalı bir takım modernizasyon çalışmaları vardı. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı daha önce. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa'da olduğu gibi 3 boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor. Ekipmanlar da şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız. Bugün aynı zamanda Kastron gemisine de gittik. Biliyorsunuz boru hatlarını Sakarya gaz sahasında Filios'a kadar yapılması gereken 170 kilometrelik boru hatlarını Kastron gemisi yapıyor. 15 Temmuz'da göreve başlamıştı. Bugün yerinde bizzat inceleme yaparak çalışmaları görmüş olduk. An itibariyle 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı. Yaklaşık bir 20-25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen 10 inçlik boru hattının da 32 kilometresi tamamlanmış oldu. Planlandığı şekliyle devam ediyor. Önümüzdeki günlerde data hattını, sinyal hattını çekmek üzere iki gemimiz birden gelecek. Onlar da şu anda seyir halindeler. An itibariyle denizde 30 gemimiz çalışıyor ve yaklaşık 2500 çalışan var. Karada çalışanların sayısı 5500 civarında. Toplamda 8000 insanımız, çalışanımız, yerli yabancı projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuyu tamamlama işlerimizi ise hem Fatih sondaj gemimiz, hem Yavuz gemimiz, hem de Kanuni gemimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ilk gazı karaya çıkartacağız. İlk etapta 10 kuyu planlamıştık. Bununla alakalı çalışmalar da yine planladığımız şekliyle devam ediyor. Bu karadaki çalışmalara gelince biliyorsunuz gelen gazı burada ayrıştıracağız. Rafine edeceğiz başka bir ifadeyle. Onlar da yine çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerek mekanik işleri, gerekse elektrik işleri planladığımız şekilde devam ediyor. BOTAŞ'ın istasyon çalışması var. Ölçüm istasyonu. Orada büyük oranda tamamlanmış durumda. %80 civarında tamamlanmış durumda. 15 Ekim'de teste hazır hale gelecek. Boru hatlarının da %70'i tamamlandı karadaki. Bu çalışmalar da inşallah Kasım ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Yani Kasım ayı içerisinde hem ölçüm istasyonumuzu hem de Zonguldak'a kadar olan hattın yapımını tamamlayacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi inşallah insanımızı, vatandaşımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk çeyreğinde, Mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ben tekrar emeği geçen tüm arkadaşlarımıza gerek Türkiye Petrollerinden gerekse bize yüklenici olarak taahhütte bulunan şirketlerimizde çalışanlara teşekkür ediyorum. Sadece buradaki çalışmalar değil, dünyanın dört bir tarafında bu projede kullanılacak malzemeleri üreten tedarikçilerimiz var. Yeri geliyor Türkiye Petrolleri'nin elemanları o imalatçıların
imalathanelerinde, fabrikalarında gece gündüz bu çalışmalara nezaret ediyorlar. Sonra da onlar tabii bir lojistik plan çerçevesinde o malzemeleri buraya sevk ediyorlar. O arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi de yakinen takip ettiğiniz için siz değerli basın mensuplarına da şükranlarımı sunuyorum.